Arkadaşlar merhaba. Bugün Mondial 100 Superboy'layız. Bu motor bana ait. 5 sene önce ben bunu kendim aldım. Sıfır olarak. Bu motor 100 cc. Manuel. 5 vites. Tek silindir ve 4 samanlıdır. Hava soğutmalı. Motoru size anlatmaya şöyle ön taraftan başlayayım size. Önden baktığınızda sinyallerimiz, yuvarlak bir farımız. Far içinde parklanması, kısa ve uzunlar bulunmakta. Önde çift amortisör. Bir çamurluk ve ay yıldız. Önler kampana, arkalar da kampana. Ama bu motor 5 yaşında. 2015 model. Tabii şu an son çıkanlarında ön disk fren olarak geçiyor. Arkası yine kampana. Aşağıda mavi şekilde gördüğünüz şey şu korna oluyor arkadaşlar. Mondial yazımız altında. Motor bloğu 100 cc. Aslında 100 cc tam olarak değil, yani 98 cc olarak geçiyor bu motor. 8500 devir çeviriyor. 6.3 Nm torku var. Maksimum hızı 85 diyor. Kadra baktığınızda 160 olarak gösteriyor ama yani benim de en son gördüğüm 105-110 aşağı yukarı. Evet arkadaşlar, ben motor şu an orta ayakta duruyor. Aynı şekilde şurada yan ayaklar da mevcut. Şu şekilde açılıyor. Onun haricinde vitesimiz, ayaklarımız. Şu şey çok önemli. Bu aşağı yukarı şu zincir yanı yukarı doğru atmasınız engelliyor. Bu bende kırılmış bir defa ve motorun şu üst tarafı komple sipsiyah yağ olmuştu. Arkada çift amortisör var. Bu ayarlanabilir. 5 kademeli. Selemiz su geçirmez, kaymaz olarak söyleniyor. Bence doğru. Gayet kaliteli ama şu an bunun üstünde bir kaplaması var. Bunu ben kendim yaptırdım. Deri. Arkada da yine bir stoklamamız. Sinyaller. Arkada gördüğünüz gibi kampan arkadaşlar. Egzoz gayet şık ama birazcık uzun. Fazla uzun. Ama şık. Özellikle şu metal koruması bayağı bir hava katıyor motora. Şurada sağ ayağımızda fren var. Bu da ayak marşı. Hani olur da elden marş almazsa motor. Onu da gösterelim şu şekilde. Daha sonrasında şurada gördüğünüz bu hortum. Bu hortum pis yağ atmasını sağlıyor diye biliyorum. Ne kadar doğru onu bilmiyorum. Motor bloğumuz. Ön lastiğim hala da orijinal. 5 yıllık lastik. Ama arka lastik orijinal değil. Zaten arka lastik bayağı bir dişli. Bunu ben kendim taktırdım. Yaklaşık bir 150 liraya falan mal oldu. Ama artık ön lastik de bayağı bir eskidi. Ön taraf şu, bunun ismini bilmiyorum ama bayağı bir yıpranmış. Zaten arkadaşlar bu motor kazalı. Ben bir defa düşürdüm. Bir defasında da direkt olarak kafadan çarpıştım. Başka bir motosiklete yan taraftan çarptım. Benim motorumda da bu ön panel değişik. Ön iki amortisör değişik. Çamurluk değişik. Ön lastikte birazcık yamulma vardı. Onu düzelttirdik. Şu koruma demiri hem şık duruyor hem de kaza anında çok güzel koruyor. Şahsen benim hani dizlerimi koruduğunu hissettim yani. Motorun dış tarafı bu şekilde arkadaşlar. Benzin deposu için söylenen 12 litre artı yarım litre veya eksi diyorlar. Ama yaklaşık olarak 13'e yakın alıyor bayağı bir. Motorun üstüne bindiğinizde şu şekilde görülüyor arkadaşlar.
Kontağımızı açalım. Kontak buradan. Boşta olduğunda N'de yeşil bir ışık yanıyor. Benzin göstergemiz. Şurada vitesimizi gösteriyor bize. Çok iyi bir şey. Yani sonuçta yeni başlayan bir insan. Herkes artık öyle MT25'ler falan almak zorlaştı. Yani bir 40.000 TL civarına geldi. Bu motorlar da artık çok eskisi gibi ucuz değil ama en azından onlara kıyasla daha uygun. Şehir içinde öğrenmek için daha uygun. Yeni baştan biri saldığında da vites göstergesi olsun illaki isteyecektir. Şahsen ben isterim. 5 vites burada gösteriyor bizlere. Devir saati. Devir saatinde 11 son diyor. Tabi bu arada yan sanayi bir panel. Ama tabi orijinalin aynısı. Sadece şuralarda bir yerlerde Mondial yazısı yok. Onun haricinde her şey aynı. Ben kaza yaptıktan sonra karşı taraf yaptırdığı için hani onlara çok da fazla bir mal olmasını istemedim. Her şeyin orijinalini yaptırsak belki pahalı tutardı ama bu değişiklikler aşağı yukarı 700 liraya mal oldu. Yine gayet uygun. Mondial bu konuda bayağı avantajlı. Arkadaşlar burada da marşımız dörtlüler ve far düğmesi şu an kapalı hepsi. Parklar açık ve bir tık daha attığınızda kısalar açık oluyor. Tabii şuradan da kısa ve uzun ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda kısalarda yukarı doğru attığınızda uzunlar yanıyor. Aşağıda da bir sağ, sol ve sağ sinyalimiz var. Bu da kornamız arkadaşlar. Hatta korna sesi için de bir kontağımızı açalım. Korna sesi de şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bir kornamız var. Şimdi motorun bir sesini dinleteceğim sizlere. Ama önden önüne bir bilgi. Motor şu an orta ayakta. Orta ayakta olduğunda marş alıyor. Ama eğer orta ayak yerine siz şu yan ayakla motoru aldığınızda motor marş almıyor. Bu da bir koruma yöntemi galiba Mondial'in yaptığı. Onu tam olarak bilmiyorum ama güzel bir şey olmuş. Şimdi bir sesini dinletelim sizlere. Motorun sesi gayet böyle arkadaşlar. Gayet böyle ne ya? Gayet iyi. Ben memnunum yani motorumdan. Zaten yakıt konusunu söylemeye dahi gerek yok. Motorlar yakmayan motorlar. Benzin her ne kadar şu an 7 küsür liraya görse dahi çok fazla sizi zorlamayacaktır. Diğer bir konu ise bu arkaya konan çantalar. Ben bunları sevmediğim için kendim koydurmadım ama genelde yaşlılara, orta yaşlı veya aileler koydurabiliyor bunu. Güzel de oluyor. En azından bir kask sığıyor veya bir yere gittiğinizde bir eşyanızı koyabiliyorsunuz. Ben sevmediğim için takmadım. Onun yerine böyle şu şekilde kancalar oluyor. İpli kancalar. Buraya eşyayı koyup onun üstüne sardırıyorum. Ben o şekilde kullanıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor motor bu şekilde. Ama çantada çok kullanışlı oluyor. Motor hakkında benim kendi yorumlarıma gelecek olursam eğer ben 5 yıldır bunu kullanıyorum. Tabii bu 5 yılın 4 senesi üniversitede geçti. Yazları genellikle sürdüm. Kışında 15 gün falan sürmeye çalıştığım yılda motor yakıt konusunda zaten çok avantajlı. Yakmıyor. Gidiyor mu? Zor gidiyor aslında. Hani 105'ler, 110'ları görmek için bayağı bir yakınması lazım. Konfor aslında şehir içinde birazcık var. Rahat oluyor ama belli bir devirden sonra o titreme, özellikle şu ayaklıklarda. Bir de benim motor kazalı. Sol ayakla dışarıda, sağ bayağı içeride. Özellikle sağ ayaklık bayağı bir titriyor. Hani indikten sonra sağ ayağımı birazcık hissetmiyorum. Ama titreşime rağmen güzel bu fiyata. Fiyat konusunda ise ben aldığımda bu motoru 2800 TL'ye aldım. Sıfır. Şu anda galiba son baktığımda bundan bir ay önce sıfır fiyat. 7 milyar 400 falandı. Hani bu kadar fark bilmiyorum. İnsanları birazcık düşündürebilir. Hani 2800 TL'ye evet tamam alınabilir ama 7400 TL'lere değer mi? O yorum size ait arkadaşlar. Onun haricinde aydınlatması gayet güzel. Ben geceleyin de sürdüm. Hani önümü görebiliyorum. Eğer kask vizyonunuz siyah değilse sorun olmuyor. Benim bir aralar siyahtı. Gerçekten siyahta biraz sıkıntı olabiliyor ama şeffafta yani normal bir şekilde gittiğinizde kaskınız şeffafsa görülebiliyor. Kornası güzel duyulabiliyorsunuz. Ve Mondial yani bu parçalar ucuz. Ben yani komple neredeyse ön tarafı değiştirdim diyebilirim. Süspansiyonlar, lastik düzeltme, frenler, panel, her şey düzeldi neredeyse.
Düzeldi ne ya? Yapıldı neredeyse. Ve yani sadece 700 TL'ye mal oldu. Bu bilmiyorum yani Yamaha'da veya Honda'da bunu yapsaydım. YBR125'te falan. Herhalde bir 2000 liraya falan çıkardı. Motorun deposu metal galiba. Ama şu yan taraflar plastik. Zaten yani burada akü var. Aynı şekilde bunun karşı tarafında burada ise hava filtresi falan var. Motor arkadaşlar gayet güzel. Siz de kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.